anlatıldığı ayetler de veriliyor. قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَيْنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم. Buyurdu ki, ya Musa, asla beni göremezsin. Lakin şu karşımdaki dağa bir bak. Şimdi ben ona biraz tecelli edeceğim. Yani zatımın nurundan en ufak bir zerre kadar bir nur açacağım o dağa. Kocaman dağ. Benim tecellimin karşısında o dağ dayanabilirse, yerinde durabilirse, sen de beni görürsün, ümitlenirsin. Ne zaman ki Rabbisi dağa tecelli etti ki, böyle zerre kadar bir nurundan, cemalinden Rabbul Alemin gösterince, câlehu dekkâ, o dağı paramparça yaptı. Musa Aleyhisselam'ın gördüğü yerde koca dağ her taşı bir tarafa koptu. Musa Aleyhisselam buna dayanamayınca bağırarak bayıldı düştü. Mevla'yı görmek şöyle dursun. Mevla Teala Hazretleri'nin tecellisine mazar olan dağın parçalanmasını görmeye tahammül edemek. Mevla'yı nasıl görecek? Ayılınca dedi ki, ya Rabbi seni tenzih ederim, belki de bir uygunsuz istekte bulunmuş olabilirim. Ben seni görmesem de sana en evvel iman ederim.